Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Atatürk ilkelerine dair bilgiler vereceğim. Atatürk ilkeleri 6 tane ilkeden oluşmaktadır. Bunlar hangileridir? Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik, halkçılık, devletçilik ve inkılapçılık. Her bir ilkenin kendine ait farklı özellikleri, farklı tanımları ve bu ülkeler doğrusuna yapılan yenilikler ve inkılaplar vardır. Cumhuriyetçilikle başlayacak olursak, Cumhuriyetçilik devletin yönetim şekli olarak Cumhuriyeti ka kabul etmek, bu yönetim benimsemek, onu korumak ve yaşatmaktadır. Cumhuriyetçilik egemenliğin millete ait olduğu yönetim şeklidir. Cumhuriyetçilik doğrusuna yapılan inkılaplar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, anayasanın kabulü, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması, siyasi partilerin kurulması, kadınlara siyasi hak verilmesi. Anahtar kelimeler siyasi, idari, milli irade, yönetim, milli egemenlik, oy verme ve seçimler. İkinci ilkemiz olarak milliyetçilik. Milliyetçilik ilkesi milletini sevmek, milletini yüceltmek, amacını benimsemek ve o yolda yürümektedir. Milli birlik ve beraberliği sağlama amacı taşır temelinde tam bağımsızlık vardır. İnkılaplar, TBMM'nin açılması, kapotaj kanunu, kapitülasyonların kaldırılması, İzmit İktisat Kongresi, Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, Türk Dil Kurumu'nun kurulması, İstiklal Marşı'nın kabulü, şirketlerin millileştirilmesi, Tevhid Tetrisat, anahtar kelimeleri Türk, Vatan, İstiklal, Beraberlik, Milli Kültür, değil tarih ve bağımsızlıktır. Diğer ilkemiz laiklik. Devlet düzeninin ve hukukun kurallarının dine değil akla ve bilime dayanmasıdır. Devletin resmi dini yoktur. Toplum ve devlet yaşamı akıl, bilime, akıl ve bilime dayalıdır. İnkılaplar, saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, tevhid tedrisat kanunu, medeni kanunun tekke ve zaviyelerin kapatılması, dini unvanların yasaklanması, şerriye ve efkaf ve kaletinin kaldırılması, medreselerin kapatılması, anahtar kelimeler, akıl ve bilim, din ve mezhepler, din ve vicdan özgürlüğü, inanç, inanç ve ibadet özgürlüğüdür. Dördüncü ilkemiz halkçılık. Devletin halk yararına bir siyaset izlemesi ve halka hizmet götürmesidir. Herkesin kanun önünde eşit olduğu kabul edilir. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde halka hizmet ve milli gelirin adaletli bir şekilde dağıtılmasını esas alır. İnkılaplar, medeni kanun, soyadı kanunu, aşar vergisinin kaldırılması, TBM'nin açılması, kılık kıyafet kanunu, kadınlara siyasi hak verilmesi, devlet, tesisat kanunu, ünvanların yasak alır. anahtar kelimeleri, en büyük anahtar kelimesi eşitlik, ayrıcalıksız toplum, sosyal devlet, sosyal adalet. Diğer bir ilkemiz devletçilik. Devletin ekonomik, sosyal, kültürel olarak hızlı gelişim sağlamak amacıyla ekonomiyi kendisinden yönetmesidir. Devletin ilk devletçilik gerekçeleri ülkenin savaştan yeni çıkmış olması, sosyal adalet ve eşitliğin sağlanması için yatırımların hızlı yapılması gerekli. fabrikaların kurarak dışa bağımlılığı azaltmak, yapılan inkılaplar, 5 yıllık sanayi planı Maden Teknik Adamı'nın kurulması, Etibank ve Semer, Sümer Bank'ın kurulması, Devlet Demiryolları, Uşak Şefek Şeker Fabrikası, Devlet işletmelerinin açılması, Devlet Bankalarının kurulması, Anahtar iktisat İktisat, Ekonomi, Kalkınma, Planlama, Fabrika Yapılması, Banka Açılması. İnkılapçılık Bir toplumun gelişmeyi ve ilerlemeyi engelleyen kurumlarını kaldırıp yerlerini yenilerini kurma işidir. İnkılapçılık Tüm Atatürk'ün ilkelerini hareketlilik kazandıran ilkedir. İnkılapçılık ana düşünce toplumun çağdaşlaşmasıdır. İnkılaplar yapılan inkılaplar çağdaşlaşma için yapıldığından dolayı inkılapçılık ilkesiyle ilgilidir. Anahtar kelimeler yenilik, inkılap, muasır uygarlık, med medeni ve modern dinamizm çağdaşma yani e, ta hicri takvimden milat takvime geçme, saatlerin belirlenmesi, hafta tatilin cumadan pazara alınması inkılapçılık ilkesi doğrusuna yapılmışlardır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.